Transfer Merkezi TV'den herkese merhabalar. Ankara Demirspor Teknik Direktörü Bahattin Güneş'le beraberiz. Hocam merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor kamp dönemimiz? Valla kamp tabii zorluğu da var, iyi tarafı da var, kötü tarafı da var. Kötü tarafı şu, oyuncular tabii ailelerinden uzak kaldığı için süreç de uzun olduğu zaman biraz sıkıntılar başlıyor ama biz onu neşeyle, arkadaşlıkla böyle halletmeye çalışıyoruz. Hocam, genel olarak konuşmak istiyorum. Mütevazi bir kadronuz var ve şu an ikincilik kırmızı grupta lidersiniz. Hiç kimse sizin lider olmanızı ve buralara geleceğinizi tahmin bile etmiyordu. Bu konuda neler söylersiniz? Ya yaşam tarzında aslında tabii hep hedef vardır. Bu hedefi biz gizli tutarız ama şu var, gerçeklerde kaçamazsınız. Şöyle ki, geçen sene büyük bir travma atlattık ben geldiğim zaman. Takımın neredeyse mucize yaptık, kümede bıraktık. Ondan sonra başkanımız, yönetim kurulu sağ olsun değerli bir genel müdürümüz var, Alisan Uygun Bey. O da, hocam bu sene, geçen sene bir travma atlattık ama bu sene yerimizi sağlam yapalım, önce bir kere ligde kalalım dediler. Biz de aslında o şekilde başladık. Mütevazi bir kadro kurduk ve bu şekilde de oyuncularıma şunu aşıladım. Bir kere arkadaşlık ve sevgi ve işinizi doğru yapın. Birbirinizden yani hiçbir zaman takımdaşlığı bozmayın. Bu anlamda, bu felsefede gidiyorum. Ben yani çalıştığım takımları hep böyle düşünüyorum ve böyle yaptım. Ve bizi bir yere bu getirecek dedim. Bu şekilde baktım ki iyi oynamaya başladık. Bir de kolay değil. 20 tane oyuncu alıyorsun. Ankara'da demin yani camiası çok köklü bir grup biliyorsunuz. Evet. Fakat taraftarı olmayan bir tane taraftarımız var işte. Evet. Onun haricinde ama o güzel futbol oynadıkça Ankara taraftarı da geliyor. Yani bizi seyretmeye. Çocuklar da o anda tabii hem zevkli oynuyorlar hem daha motive oluyorlar. Bu anlamda da iyi oynamaya çalıştık ve oynadıkça da gerçekten 17 maç oynadık. Hep tek tek baktık. Baktık ki biz bir yerlere geliyoruz ve üzerine biraz katarak, biraz daha özveriyle beraber ama hiç o hedefi mesele hep gizli tuttuk ama yani biz buraya gelir miyiz, 5'e mi kalırız, 10'da mı oluruz diye biz onların yani hesapları hiçbirisini yapmadık. Biz nereye geleceğiz? Biz önce maç maç ilerleyelim. Hep böyle söyledi onu be. Oyuncularım da bunu idrak ettiler. Yani dediğim gibi ama arkadaşlık çok önemli ön plana çıktı. İyi de oynamaya başladık ve bir geldik baktık ki lider olduk. Bütçemiz zaten belli ortada. Yani bunu söylemeye de gerek yok. Bir üçüncülü takıma yarımda ama dediğim gibi arkadaşlık ve özveri takım ruhu, takım olma en önemli faktörlerimizden bir tanesi. Şimdi hocam devre arasında oyuncu durumumuz nedir? Samet Yeşil geldi. Evet. Samet Yeşil dışında gelen oyuncu var mı yok mu bilmiyorum. Siz söylerseniz. Şimdi şöyle, bizim gerçekten 18-19 bir kadromuz var. Diğerleri 5-6 tane genç oyuncularımız var. Bu genç oyunculara sadece bizim adaptasyonumuz, antrenmanı tamamlama adına alıyoruz. Ha, belki uzun zamanda belki ona da iyi olabilecekler ama şu anda bu yarıştığımız düzende 18-19 tane oyuncumuz var. Bu 19, o zaten 18 kişi kadro. 19-20 kişi yani en fazla. Kadronun en az 26 olması lazım. Ama biz bu imkanlarda bunu aldık. Bu şekilde gittik. Peki, Samet Yeşil nasıl değerlendiriyorsun hocam? Şimdi Samet, Liverpool'u görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi şöyle diyebilirim. Yani Samet Yeşil olayı şöyle. Samet Yeşil'i ben zaten daha önce de biliyordum. Araştırdım yani bir görüştüğümde arkadaşlarım vardı. Daha da çok bilgi aldım. Diğer taraftan bilgi aldım. Samet Yeşil çok genç bir yaşta. Bir kere 16, 17, 18, 19 ve Alman milli takımının oyuncusu. Burada yaklaşık 30'a 40'a yakın gol atmış. Yani özellikleri olan bir oyuncu. Altyapısı sağlam. Altyapısı sağlam bir kere. Ve bu arada Leverkusen'de oynadı. Evet. Bundesliga liginde. Daha sonra Liverpool istedi. Yani bir oyuncuyu Bundesliga şeyden Liverpool'dan isteniyorsa ki 1.3 milyon euroysa tabii ki bir yetenekleri var. Çok büyük sakatlık geçirdi. İki defa geçirmiş benim bildiğim. Kendisine daha sizden daha yani konuştuğum için kendisine daha detayları konuşmadım. Bu sakatlık çapraz bağlar ki çocuğu bayağı geriye itti. Şimdi bunu kazanması, bu travmayı atlattıktan sonra kendini toparlarsa, Allah'tan da bir sakatlık kazası belası sezonu geçirirse ben Samet'in iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Çünkü o ceza sahası içinde çok önemli becerileri var. İnşallah hocam. İnşallah. Hocam ikinci yarı bizi nasıl bir Ankara Demir bekleyecek? Zorlu bir gruptasınız. Grup değerlendirmesinde. Şimdi şöyle diyebilirim. Dediğim gibi biz gerçekten öyle. Biz yani ben bunu söyleyince diyorlar ki acaba işte böyle söylüyor da filan diyor. Ama gerçekleri söylüyorum ben. Gerçekten mütevazı bir kadromuz var. Kadro iskeletini çok fazla bozmayacağım. Yani en fazla bir aldık, Samet'i aldık. Belki bir tane de alabilirsek alırız. O şekilde devam etmeye çalışacağız. Bizim yerimiz
dediğim gibi güzel futbol oynayarak nereye geleceğimizi bilemiyorum. Ama tabii ki bir hedefimiz var. Şimdi oyuncular da bunu benimsedi, biz de benimsedik. Ama işte kendimizi çok yermeyeceğiz. Yani strese sokmayacağız. Yine aynı şekilde biraz daha geliştirerek futbolumuzu üstüne koya koya maç maç yine bakacağız. Ha, çok büyük avantajımız var mı? Var. Yani maçlara baktığınız zaman, çünkü ilk devre iki tane deplasman takımı üst üste dışarıda oynadık. Şimdi içeride oynayacağız. Bu 5-6 maçı biz süreci iyi geçersek, yani ilk maçımız Bodrum deplasmanı. Sonra Maraş geliyor. Ondan sonra bir Velimeşe'ye gidiyoruz, İstanbul. Sonra iki tane üst üste içeride maçımız var. Bu 5 maç bizim bir yere geleceğimizin işareti olabilir. Çünkü son iki maçımız Niğde ve Karabük'ten. Belki kopmuş olabilirler ligden. O bir 2 artı. 5 de orada oynayacağız. Kalıyor. Bir de bize gelecek şampiyonla oynayan takımlardan Tuzla, Bandırma, evet. Sakarya bize gelecekler bunlar. Yani onlar da bize gelecekler için, ev sahibi olduğumuz için orada da avantaj yakalayabiliriz. Yani koparsak oluruz diye düşünüyorum ama playoff'un içinde kalırsak o da büyük bir başarı. Şampiyon olsak bir mucize gibi görünüyor. Dediğim gibi böyle de bir takımın yani gidiyoruz ama nereye geleceğini hakikaten gerçekten bilmiyorum. O yüzden ama da ben bunu çok stresi sokmadan böyle idare ediyoruz. İnşallah hocam. Hocam çok teşekkürler. Bizleri kırmadınız. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Teşekkürler hocam. Görüşmek üzere.